Ama şimdi inşallah toprağa fasulyeyle buluşturarak ilk ekimi, dikimi siz başlatarak bugün bereketli bir etkinlik yapmış oluyoruz. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Ben de hepinize teşekkür ederim. Sağ olasın. Yastıklı olanı da var herhalde. Sana çıkamaz oradan yukarı. Tamam. Üçünü yan yana. Üç tane, evet. Önemli. Hadi bakalım. Allah hayır desin. Biz hem buradayız. Şu tohumları alabildiniz değil mi? Ben onu alacağım. Evet. Tamam, şimdi sayın bakalım. Sayın bakalım. Siz. Ferhat Bey. Tamam. Şu şekilde. Şöyle alın arkadaş, şöyle. Birazcık geri gelebilirsiniz. Karşıya. Efendim buradayız. Bugün Hıdır Ellez'ini hem tebrik ediyorum. Bütün hemşerilerimin. Ve aynı zamanda da bir bereket çalışması yapıyoruz. Ürün çalışması yapıyoruz. Gürgentepe'ye mahsus bir fasulye geliştirdik. Çoban fasulyesi. Gürgentepe'nin çoban fasulyesi. Bunu aklımızda iyi tutalım. Bundan sonra bir marka olarak, tıpkı bir akkuş fasulyesi gibi Türkiye'de ve dünyada isim yapacak bir fasulye bu. Çok özellikleri var. Protein değeri açısından, kolay pişmesi açısından ve lezzeti açısından özel geliştirildi. Dekara'da 500 kilogram verim alınıyor. Bu çok önemli bir gelir kaynağı olacak. Ve yükseklere çıktıkça da aynı zamanda verim artıyor. Burası gayet yüksek bir yer. Gördüğünüz gibi dumanlı dağlarda bu üretim yapılacak. Dolayısıyla inşallah güzel bir bereket, güzel bir ürün çalışmasıyla buraya ilave gelir kaynakları sağlanacak. Aynı zamanda da ürün çeşitliliğimizi sağlamış olacağız. Gıda arz güvenliği geleceğin, yakın geleceğin en önemli konuları olacak. Hele bu koronadan sonra, Covid-19'dan sonra bu gıda konusu çok önemli. Ve biz aynı zamanda Ordu ilinde kendine yeter bir şehir, kendi kendine yeterli bir il yapmaya çalışıyoruz. Onun için de tarıma, hayvancılığa büyük önem verdik. Bugün de bu dumanlı dağlarda, yağmur altında bu çalışmayı gerçekleştirerek güzel Gürgentepe'mizde çoban fasulyesini hem tanıtmış oluyoruz hem de dikimini yapıyoruz modern usullerle. Biz de biliyorsunuz Ordu'da biz çangal fasulyesi deriz. Sırıklara özel ismi çangal deriz. Onun yerine ipler kullanılıyor, görüyorsunuz modern usulle. Buradaki fasulye büyüdükten sonra ipi çıkarılacak ve sıvazlanarak hasatı yapılacak. Bu da yeni bir teknik. Belediye başkanımız çok sağ olsun bu konuda bize destek sağladı. Sırıkla yapılıyordu. Şu anda bu gördüğünüz direkler iple alındı. Bu çok zordu yani sırık meselesi. Ama çok güzel oldu. Ben emeğe geçenlere çok teşekkür ederim. İlimizin ürün deseni tek ürüne dayalı bir yetiştiricilik var. Fındık yetiştiriciliği var. Biz ürün çeşitlendirme yapmak suretiyle fındık üreticilerimize ilave gelir sağlamak istiyoruz. Bu noktada da Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'yla birlikte uyguladığımız önemli projelerimiz var. Bu projelerimizde onlardan bir tanesi fasulye yetiştiriciliği. Şu an il genelinde 85 dekar bu proje kapsamında yeni oluşturacağımız üretim alanlarımız var. Buralarda dikim işlemleri başladı. Bunları telli destek sistemi oluşturmak suretiyle buradan ipi askıya alacağız ve bu şekilde modern bir tesis kurmuş bulunuyoruz.